Arkadaşlar merhaba. Bugün Şeyh Şamil çalacağız beraber. Bu eserde en önemli olan nokta sağ elinizin, yani daha doğrusu mızrabı tuttuğunuz eliniz, solaksanız sol eliniz, sağlaksanız sağ eliniz önemli. Çünkü asıl tavrı, üslubu ve parçanın havasını belirleyen şey burası. Arkadaşlar burada bir özel bir mızrap var. Bu mızrabı çalışacağız. Zaten parçanın kilit noktası burası. Gerisi biraz da parmak acilitesinde kalıyor. Ama dediğim gibi en önemli nokta burası. Arkadaşlar temelde kullanılan iki mızrap var. Bir tanesi şu. Şimdi ne yapıyor? Bakın öncelikle şunu çalışacaksınız. Bir metronom belirleyeceksiniz kendinize. Bu metronomda bunu çalışacaksınız. Yani üstten başladı, vurdu. Sonra aşağıdan başlayarak bir tremolo çalışması. Bunu çalışacaksınız. Bunu ne kadar hızlandıracağınız tamamen size bağlı, bileğinizin rahatlığına bağlı. Olabildiğince bileği rahat tutmaya çalışacaksınız değerli arkadaşlar. Bakın bu. 1/4'lük zaman içinde düşünebilirsiniz. Veya 4/4'lük zaman içinde düşünebilirsiniz. Önemli değil. 2, 3, 4 derken 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. İlk olarak çalışacağınız şey bu. Bundan sonra gelen şey bu. Şimdi o son vuruşu, son alttan yukarı olan vuruşu birinci vuruş gibi kabul edip, şimdi ilk vuruşu üstten başladık ya, yaptıktan sonra şunu ikinci şu alttan vuruşu yine birinci vuruş gibi kabul edip aynı şeyi tekrar yapmak. Bu sefer tabii ne oluyor? Her şey tersine dönüyor. Alttan başladığımız için diğer vuruşu üstten başlayarak yapmış oluyoruz. Yani bakın bütün tellere bunu yaptık. Sonra üstten aşağı doğru sadece alt tele dikkat edin. Alt telde tremolo çalışması yapıyoruz. Yani bir tane üstten aşağı doğru başlayıp sonrasında alttan başlayarak tremolo çalışması yapıyoruz. Ondan sonra alttan başlayarak bir tremolo çalışması yapıyoruz. Yani tam tersine dönüyor aslında olay. Evet, çalışmamız gereken şey bu arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. İlk vuruşu yukarıdan aşağı doğru vurdum. Sonra aşağıdan yukarıya doğru vurarak, ama sadece alt tele vurarak bir tremolo çalışması yaptım. Bunu yaptım. Sonra bu bitti. Aşağıda bitti. Aşağıda bitti. Sonraki vuruşu aşağıdan yukarıya doğru bütün tellere vurarak tremolo çalışması yapacağım. Fakat değişen nokta ne? Alt telde az önce aşağıdan yukarı doğru başlamıştım tremoloyu yaparken, şimdi üstten aşağı doğru başlayacağım. Yani bakın bu oldu. Yani ne oldu birleştirirseniz? Aynı şekilde ne kadar hızlandırabilirseniz sizin için o kadar iyi olacaktır. Hakikaten zor bir çalışma. Yani bileği gerçekten çok ciddi derecede ağrıtıyor. Ve ısınmadan çalmak zor. Dolayısıyla çok yavaş bir şekilde ve metronomla tane tane çalışmak lazım. Oturana kadar arkadaşlar. Önemli olan şey bu eserle ilgili bu. Bu eserin girişinde kullandığımız mızrap çalışması. Bu arkadaşlar. Esere girerken bununla başlıyoruz. Muhtelif yerlerinde de bu mızrapı çalışıyoruz. Ama eserin tamamına yakınında hakim olan mızrap çalışması şu. Bakın. Şu mızrap, yani yine tremolo çalışması. Aslında az önceki mızrabın içinde olan çalışma. Eserin tamamında neredeyse bunu kullanıyoruz arkadaşlar. Bakın. Melodiyi bu mızrağın içine oturtuyoruz. Gördünüz mü? Yani şu mızrağı, yani nedir bu mızrak? Şu. Az önceki tremolo çalışmasının akabine, arkasına hemen bir tane alttan vuruş. Bütün eseri bu mızrağın içine oturtmak zorundayız. Çünkü böyle akıyor parça. Başka hiçbir şey yok. Diri 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 ram. Bunu bu şekilde çalışabilirsiniz. Eserin tamamına yakınında bu mızrap hakim arkadaşlar. Bakın. Neydi bu mızrap? Son kez hatırlatıyorum. Şu. Yapacağınız şey şu arkadaşlar. Mızrabı çalışacaksınız, oturtacaksınız. Bilek gerçekten o hakimiyete gelecek. Ondan sonra melodiye bu mızrabı oturtmaya çalışacaksınız. Asıl noktası ise burası. Bunun için çok çalışmak lazım, çok emek vermek lazım. Metronom açacaksınız, olana kadar. Parmak takılacak, bilek takılacak, parmak takılacak, bilek takılacak. Aldırış etmeden devam edeceksiniz. Tam yoruldum dediğiniz anda tekrar devam etmeniz lazım. İşte bu eşiği aşarsanız zaten parça olacaktır. Gerçekten zor parça. Her zaman aynı performansla çalmak neredeyse mümkün değil. Çok yoran bir tarafı var parça. Evet arkadaşlar. Son kez gösteriyorum ve videoyu kapatıyorum. Bakın bu. Şu. Tremolo'yu oturttuktan sonra yapacağınız şey parmakla bu ikisini birleştirebilmek. Birkaç parçada daha var. Özellikle işte Mesut Ali Özkan'ın üstadın çaldığı düz oron vardı bir. Gibi arkadaşlar. Hepinize başarılar dilerim. Kolaylıklar dilerim. Videolarımızı bağlama çalışıyoruz hashtag ile Instagram üzerinde paylaşabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Kolay gelsin arkadaşlar.